Mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Fenerbahçe 3, İstanbulspor 3 değerli izleyenler. Fenerbahçe i̇stanbulspor mücadelesi 3-3 tamamlanıyor. 25 ve 51 Arda Güler. 57 penaltıdan Valon Etemi, 66 yine Etemi, 2-2 oldu. 71 Joao Pedro, 90 artı 6 Eze. E, bu maçta şüphesiz bir de maçın ilk bölümünde yanılmıyorsam 9. dakikada Zalay'la ağları giren ama gol değeri kazanmayan e, faal gerekçesiyle iptal edilen pozisyonu var. Onu da konuşacağız. Ama 2-0'ı bulduktan sonra 3-2'ye tekrar getirdik. 2-2'den 3-2'ye tekrar getirdikten sonra 3-3'lük skor tam bir moral bozukluğu oldu Fenerbahçe açısından. Kendi sahasında ligde 15. sırada yer alan İstanbulspor'a karşı şampiyonluk yolunda çok büyük bir yara alıyor. Derbi öncesinde tam anlamıyla bir yıkım Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler için. Joao Pedro yere bıraktı kendisini. Şimdi kalktı Jesus futbolcularının yanına gitti. E, a, neredeyse yapacak bir şey yok dercesine. O da son derece özgün şüphesiz büyük bir yıkım var hocam Kadıköy'de. Çok net şöyle diyebilirim. Üç tane gol atıyorsun. Üç tane gol yiyorsun. Üç tane gol atıyorsun. Fenerbahçe'nin bu seneki bu sene bu sezonki şey o. Hani forvette fazla sıkıntı çekmediler ama çok kolay goller yiyorlar. Bu defansla da gol yemeye şeyler yani hazırlar. Galatasaray dün Kara Gümrük'le oynadı. Kara Gümrük çok gol atan bir takım. Çok gol de yiyorlar. Kara Gümrük'le İstanbul Spor aynı takımlar değil. Rakipler değil. değil. Yani onun için Fatih Tekke ne yapacağını daha belden söyledi. Ne söylediyse yaptı. Yaptı. İddia ediyorum ben gene. Bu sene hani biz bir şampiyon takımın teknik adamına veririz ama bence bu senenin lider teknik direktörü Fatih de... Bugün işi söylemiyorum. Nasıl söylüyorum biliyor musun? Düşün. Fener'in elindeki kadroya bak. Galatasaray'ın elindeki kadroya hocam. bak. Beşiktaş'a bak, Trabzon'a bak. Bir de gel İstanbul Spor'a bak. Tabii ki hocam. Şimdi Hele bu kadroyla kadrosu. bu kadroyla bunları yapıyorsan ben size pardon derim bir de şu var. Çok göze hoş gelen futbol oynatıyor. Hiç dikkat et bak pislik yapan falan adam yok takımında. Kendisi de çok düzgün konuşuyor. Bugün aldığı sonuçtan dolayı değil. Ben buraya inerken yazı yazdım vallahi yarısı Fatih Tekke'ydi. Ye Helal olsun hocam özellikle şu çok büyük başarı. Yani bu sene İstanbul Sporu kümede bırakırsa yani altın adam Fatih Tekke Hocam Fenerbahçe neredeyse bir anlamda şampiyonluk maçı gibi bir maç o. Evet. Yani şampiyonluğa tutunma maçı oynadı. Hocam dün Galatasaray, dün Galatasaray altın tepside, altın tepside maç boyunca dün Galatasaray oynamadı ha. Te şeyleri başkanları başkanları tek tek adam iyi izliyor da kendilerini aldatmasınlar dün akşam burada anlattım. Pozisyon yok. Hani bana ah bah diye pozisyon söyledim sana. Yok. Çıkaramazsın. Altın tepsi de verdi Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe dedi Bu niye? Ben yiyemiyorum Bu niye? Bugün maç alsa var ya. Anam, anam 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 anam. Bu niye? Yemediler abi ya. Hocam 51. dakika 2-0 skor. İnanamıyorum. Yemediler. Yani Fener ve düşün seyirci meyirci. Ve yine Beşiktaş maçında da 53. dakika 1-0 penaltı atıyor. Öyle bir şey daha söyleyeceğim. E, bu 50'li dakikalarda bir şey var Birine yani. Öyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu Jesus Arda'yı oynatmadı, oynatmadı ilk ilk 11'de, ilk 11'de. İlk 11'de oynatmayıp oyundan almaması Fenerbahçe'ye en az 7-8 puana mal oldu. İşte bugün gördü. İşte bugün olayı gördü. Çıkaramadın bugün Arda'yı. Tabii. O devamlı çıkarttı Arda'yı, bugün çıkaramadı. Ve bu, bu çocuğu seyirci baskısıyla oynattım böyle. Yazık. Fenerbahçe açısından açısından da iki tane düşme potasında rakibi var. İstanbulspor, Giresunspor. Giresun Spor. İkisine de kendi evinde birisine yenildi. İlker'in ya Dünya hocam, Kupası öncesinde. Ya hocam öyle diyorsun birisine da Emre. İstanbul Spor, Galatasaray kalecisi 90'da ayağından çıkarttı. Ya önünüzde örnek var. Çünkü öyledir. Tek 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 farklı oynarsan hocam eline ayağına tutuşur. Son dakikada Galatasaray da atıyordu golü. İstanbul Spor. Evet. Evet hocam. Ee, ama ligin böyle olması güzel be benim Jesus, <laughs> e, Jesus oyuncularını orta alana toplamış son bölümde. Ee? E, i̇şte yani yine şey yaparken bu Merhaba. arada tribünden de tepki gelmiş. Cesus da sinirlenmiş ıslıklıyorlar diye. Artık ya. tribün ne yapsın hocam bir şey söyleyeceğim ya. Ya. Yani şu dakikadan sonra tribünden maç bitiyor çünkü artık. Maç bitmiş. Abicim, bitmiş. orada Fenerbahçe'ysen hocam. Fenerbahçe'ysen 11 kişi müdafaa bitirir maç. İstanbul Spor falan çok tehlikeli abi. 11 kişi de fazla gelirim o maçı bitiririm abi. Yatarım kalkarım. Topu ısırırım. Topu koltuk altına alırım o maçı bitiririm abi 3-2. Ayıp değil ki. Bugün Avrupa'da yapıyorlar. Real Madrid yapıyor. Manchester City yapıyor. Hocam savunma yapmaya çalışsan savunma yapamıyorsun. Hocam, o oyuncu oraya sokulur mu 90 artı 6'da? Birini çıkarıyor, birini sokuyor. Hiçbir şey fark etmez o savunmada. Sana söyleyeyim. Bir adam numar etti. Eze. Bir adam numar etti, evet. Eze, Eze, Hocam, eze götürdü. Şeyde, ilk e, Eze, eze, eze Samet'in, yani Samet saydam gibiydi ya. Topa müdahale edemedi. İkinci golde zaten Samet'e çarptı yön değiştirdi. Hocam dünkü maçtan bu maç enteresan. Aa bir de şu var şimdi ama ona bakalım. Bir de Beşiktaş şimdi Galatasaray'ı yenerse nasıl bir tablo çıkacak meydana? Hocam şimdi şöyle 64'e 62 oldu burası. Yok yok şimdi bak şu tabloyu getirelim niye biliyor musun? E şimdi Galatasaray Fener ikişer puan kaybetti 4. E Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse etti 7. Bir vuruşla 7 puan alacak tek atışlar. İlce için mi diyorsun? Tabii. E, tabii Tek yani. kardeşler yedi puan. O zaman nereye gelecekler bir bakalım ona. Yukarıya mı? Yukarıya bir versenize e, yukarının kalan maçlarını. Ya hiçbir şey yoksa. E, nerede? 70-64-62 oldu. Tabii e, hükümen sayısı bir, bir de bayı var ama hocam Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın 5 beş maçı kaldı oynayacağı. Fenerbahçe'nin de 5 maçı kaldı. Galatasaray'ın 6 maçı var ama Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer hükmeni, Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 hükmeni var. 73 70 65 bu ne bu? Ha, şeylerle. Aşağıkiler hükmenlerle. Aşağılar. Ben aşağıya bakarım hocam. Yukarılar hikaye. Aşağıya bak. <laughs> Kaç maçlar kaldı? Hocam bugün kaçan fırsatı görüyor musun sen? 3 4 5 Fenerbahçe'nin 5 maçı var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5, beş, Galatasaray'ın 6 maçı var oynayacağı. Onun dışında hükmenler var. Sahaya çıkacağı maç sayısı Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5. Beş. Dün akşam dün akşam dün akşam Galatasaray direksiyondayken Fener geldi yanına oturdu hocam şoför mahalline oturdu dedi günde ki, düştü ben de dedi <laughs> bir mahallinde. vitesi ben de bir vitesi değiştireyim filan dedi o da dedi ki ne arıyorsun lan sen burada bilen dedi ben geldim dedi vitesi biraz değiştireyim dedi öyle yok dedi arabanın direksiyonunu biraz kullanayım dedi abi İstanbul Cumhur kolundan çekti indirdi aşağı arabadan Hocam sen kendi sağında 40 bin seyircin varsa eee 3-2 öndesek. Düşme Kaçıncı dakika? takımı. dakikadaydı? 90 artı 6. Hocam 90, 90 artı, artı altı yersen, 6. Yersen ağlama. Ağlama abi. Bak ısırırım o topu. Isırırım. Eve götürürüm. Orta yaptırıyorsun. Kafa vurduruyorsun. Yatarım. Sakatlanırım. Ya vakit geçiririm ya. Olabilir. O gün olur öyle iş. Bunu Avrupa'da yapıyorlar her takım. Ya yere yatarım. Sakatlanırım. Topu ısırırım. Rakibi... Rakibi Sinirlendiririm. Bak, Fatih Tekke bunu maç önce söylemişti. Teknik heyet olarak en az 3 formasyonla çıkıyoruz. Her maça kazanabilmek için ne yapmalıyızı düşündük. Geriye düşsek daha oyunu son bölümlere taşıyabilirsek puan ya da puanlar alabiliriz. Geriye evet. düşsek daha. biz devre evet. arasında da konuştuk. Ya çocuğun biz... elindeki malzeme bu hocam. Bu, yapacağı belli söylüyor. Sen evet. de bunu duyuyorsun. Tabii. İlgileniyorsan eğer. Ne yapacaksın? Sana söylüyorum ne yapacaksın? Defans oyuncusunu arttır. Öyle hiç ucuma mucuma bir dakika arkadaş ucum mucum yok ya Fenerbahçe Fenerbahçe hikaye kalsın. İyi de hocam ara öyle Crespo'yu aldı yine savunma yapamadı ki. Yani iki tane ön libero tandanslı oyuncu aldı. Yapacaksın abi. Serdar'ı aldı. Yapamadı. Yapacak. Yapamadı. Hocam ee, o zaman takımını iyi takımını. O zaman takımını iyi ayağına dolaşıyor oyuncuların hocam son bölümde. Strese giriyorlar. Niye abi kaç e, tane... Ya. Bir dakika kaç tane maçı son bölümde aldı Fenerbahçe niye öyle diyorsun? Üç haftadır son, son dakikada alıyor. Şimdi görmedin mi şimdi? Eli ayağına diyor. takılan bir, bir, adam son dakikada alır mı Ender? İki maçı, üç maçı son dakikada çevirdi Fenerbahçe. Hocam bugün son 10 dakikadaki oyunda onu resmen gördük. Uzatma bölümünde İstanbul Spor 3-2 iken maç topu alan geriye dönmeye çalışıyordu. İstanbul Spor ne yaptı? Son 15 dakika. Aldığı bütün toplarla hücuma kalktı. Bütün toplarla. Hocam uzun pas, cross pas, ters pas. Ters topları attılar. Yani defans yapmadılar hiç. Tamamen hücuma döndüler.